Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, Kur'an yetmez diyen Ehl-i Sünnet'in neleri hadislerle verdiğini yıllardır gösteriyor. Tabi bu arada Selefilere de bir parantez açalım. Selefiler bu tarikatların bu tür rivayetlerini kabul etmiyorlar ve eleştiriyorlar. Onların eleştirmedikleri hadisler katliam ve vahşet hadislerini eleştirmiyorlar. Kelle kesen, gözleri oyan, elleri ayakları çapraz olarak kesen bir Resul'e inanıyorlar. Selefiler. Selefilerin hadisleri genelde bu tür olduğu için onlar onu daha çok seviyorlar, o hadisleri. Hepsinin hadisi kendisine güzel. Şimdi Hüseyin Cıvık'ın mozaiklenmemiş bir videosunu yayınlayacağım. Mozaiklemiyorum. Neden? Teliften kaldırılacaksa o zaman mozaiklenmişini tekrar yaparım. Ama kendisi Ehl-i Sünnet talebelerine eğitim dersi veriyor. İslam'da evlilik mahremiyetleri diye eskiden bir kitap vardı. Belki halen vardır. Dini neşriyat olarak satılırdı. Yeni evlenenlere hediye edilirdi. İslam'da evlilik mahremiyetleri. Bunlarda mahremiyet falan yok. Bunlar ulu orta anlatıyorlar artık. Birbirinin kulağına söylenecek laflar adamlarda vaaz konusu. Ve bu gördüğünüz insanlarda herhangi bir ayet, herhangi bir sure üzerine kapsamlı bir video göremezsiniz. Zaten arz talep meselesi. Öyle bir video yapsa ya da öyle bir sohbet verse Allahu alem bunu dinleyenler uyur. Uyuklardır. Ama eğer video müstehcen ise, şöyle göstereyim, artı 18 ise kulaklar radar. Çanak anten, böyle çanak anten. Neden? Çünkü aşla fişle anlatacağım. Hiç eğmeye bükmeye gerek yok. Hakaret etmeye gerek yok. Sadece dinleyin dostlar. Dinleyin, karar sizin. Yuvarlak yuvarlak cümleler ile Kur'an yeter diyenleri eleştirirken Kur'an yetmez diyenler bize namazın rekatını sorandır. Sizin çağırdığınız hadisler bunlar mı? Ya da çağırdığınız hadisler arasında bunlar da yok mu? Ne kadar güzel değil mi? Kur'an yetmez diyenler, Kur'an yeter diyenler. Hani size madem Kur'an yeter, Kur'an'ı size kim getirdi? Resul getirmedi mi Kur'an'ı size? Resul'ün size getirdiği Kur'an'ı kabul ediyorsunuz da, Resul'ün size getirdiği hadisleri niye kabul etmiyorsunuz? Bu topraklara hadisleri Buhari getirdi, Müslim getirdi Kur'an'ı. Kur'an'ı getiren Buhari'ye, hadisleri getiren Buhari'ye neden iman etmiyorsunuz? İkisi de aynı kişi tarafından getirildi. Aynı sahabeler hem hadisi getirdi hem Kur'an'ı getirdi. Eğer siz Kur'an'ı kabul ediyorsanız hadisi de kabul etmeniz lazım. Aynı kaynaktan geldi diyenler. Korunan Allah'ın kitabını, korunmayan kul sözlerine muhtaç görenler. Kur'an yetmez diyenlerin kitabında bunlar var dostlar. Bunlar Kur'an yetmez diyenler. Şimdi tabi Selefiler kızıyor. Yani bunlar tarikat ya, tarikatlar bunu söylüyor. İki tane Selefiyle yaptığım münazarada İmam-ı Gazali'nin taharet bahsini övüne övüne anlattılar. İlim o kadar derin bir ilimmiş ki tahareti bile en ince ayrıntısına kadar anlatıyormuş. Cümle bu. İlim o kadar derin bir ilim, alim o kadar büyük bir alim ki tahareti, yani yeni nesil için söyleyeyim, tuvalette kıçınızı temizleme metodunu ayrıntısıyla anlatıyormuş. Bu kadar detaylıymış. Peki ben cümleyi nasıl kuruyorum? Adamların en büyük aliminin derdi
pıçınızı kaç taşla ya da nasıl sileceksiniz? Adamın derdi bu. Adamın adaletle ilgili bir kitabı yok. Şirkle ilgili bir kitabı yok. Gusül, taharet, teemmüm, bunlarla ilgili konular ve kitaplar var. Bir de mesela şey var. Ölüm ve Ötesi kitabın adı. Ölüm ve Ötesi. Gitmiş, ötesini görmüş, gelmiş, ötesinden ötesinden yazıyor. Bunlar böyleler dostlar. Şimdi buyurun adamı hep beraber dinleyelim. İşte size sünnet, takma sarık. Bunlar hazır biliyorsunuz, kolalı yapıştırılmış takma sarık. Güzel bir sakal, güzel bir cübbe. İşte konu. Sünnet. Resulün hadisi. Bakayım neymiş? Meselesinde erkeklerden daha baskındır diyeyim. Yani üstü kapalı konuşacağım. Biraz bilimsel konuşacağım. Çok fazla açık seçik konuşmayacağım. Bazı çok takvalar hemen yorum yapmaya başlıyor. Aşırı takvalar da böyle. Neyse. Arkadaşlar kadınlar yani eşiniz, evliler için konuşuyorum. Eşiniz yatakta sizden daha baskındır bu konuda, haberiniz olsun. Yani eşini tatmin etmeden kendini tatmin edenlere bela var, haberiniz olsun. Hadis-i şerifte geçer. Hadiste geçer ha. Bu hadisi bilen varsa yazsın da biz de onu şey yapalım, dostlara soralım. Kur'an yetmez diyenlere gösterelim. Bak böyle böyle bir hadis varmış, bunu uyguluyor musunuz ya da haberiniz var mı diye soralım. Bir de bunun ravileri önemli. Ravisi kim acaba? Kimden gelmiş? Devam ediyoruz. Kendini tatmin etti beyefendi. Oh malak gibi. Ne konuşuyorsun? Bana bir Allah'ım yarabbim ya. Bunu hemen konuşuyorum. Ne konuşuyorum? Durun 2 dakika. Ben bildiğim usulce konuşacağım. Dur şimdi. Şimdi evlisin, tamam mı? Bekarlar sakın ha bak, buradan bir pay biçmeyin kendinize. Ha, evlenince lazım olur. Evlendi kardeşim. Hanımın dedi ki akşam bir çift kale maç yapalım. Tamam eyvallah, anlaştınız. Görüşelim tamam. Çocuklar uyudu. Kardeşim kendini hazırla. Beni alakadar etmez. Evet, yıkan, kokunu sür, temizlen, paklan, güzel kok. Doritos, moritos işlerini hemen ayakları yıkayın. Koltuk altını temizleyin. Adamın ağzı kimyasal gibi kokmasın. Kardeşim adamın nefesinden evde duruluyor. O dişler fırçalanacak. Ağzını gargara yapacaksın. Hazırlık tamam mı? Tamam. Şimdi geldik meseleye. Maç başladı. Kardeşim ne yapayım oğlum, nasıl anlatayım size? Allah Allah. Tam burada abone olun butonu da çıkıyor. Çok ilginç. Tam yerine çıkıyor. Bir de Allah kelimesini kullandığı yeri görüyor musun? Şimdi şaşırdı. Allah Allah. Ha, Muhammed de tüyleri diken diken olur. Ürperir. Allah deyince Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Aradaki farkı anlayın yani. Estağfurullah. Daha nasıl anlatayım ben size kardeşim? Maçta Allah Allah. Neyse. Abi maça başladın. 1-0 oldu mu maçı bırakmayacaksın. Bak şimdi niye? Kardeşim bak, haktır bu. Kul hakkıdır. O kadının da ihtiyacı var. Sen sapık herif, kendini tatmin edeceğim diye. Hayda horala harala malak gibi yayılır. Eşinle sevişmek sünnettir. Evet. Öpüşmek sünnettir. Sevişmek sünnet. Sünnet be kardeşim ya. Al oyun açacaksın, sünnettir ya. Lan ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ben de size sorayım. Ne bakıyorsunuz? Gördünüz mü sünneti? İşte sünnet bu dostlar. Nasıl? İyi sünnet değil mi? Neyse yorum yapmıyorum çünkü mozaik yok. Siz seyredin. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bir de o bir tane beyninde soru işareti olan bir tanesi var. Bana şeye muhalefet, sürekli muhalefette. Nasip olursa önümüzdeki hafta onunla çay içeceğim. Bu videoyu ona da soracağım inşallah. Siz mağaradan yeni mi çıktınız? Nereden geliyorsunuz siz? Gulu Gulu kabilesinden mi geliyorsunuz? İlk defa mı duydunuz oğlum bunları? Kardeşim eşinle oynaşacaksın, sevişeceksin. Sünnettir, sünnet. O ekranda bizi izleyip takvalık kardeşlere söyleyeyim, ekranı kapatabilirsiniz. Artı 18'e bağlayacağız şimdi. Takvallar çıksın gelen, artı 18. Eşinle oynaşacaksın. Eşini mutlu edeceksin yatakta, tatmin edeceksin onu. Evet. Mutlu edeceksin kardeşim, sünnettir ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşleriyle oynaşıyordu, sünnettir. Hazreti Ayşe validemizle beraber yıkanıyorlardı, sünnettir. Hadi. Nasıl oluyor bu işler? Oluyor. Resulün eşiyle beraber yıkandığını bile biliyorlar.
Yani bu kadar sünnetçiler. Resul mi anlatıyordu acaba sizce? Yoksa Ayşe annemiz mi anlatıyordu? Yoksa birileri seyrediyor muydu? Dostlar özür dilerim, kusura bakmayın ama Kur'an yetmez diyenlerin gezdikleri alanlar bunlar. Kur'an yetmez öyle mi? Daha neler var? Daha neler var? Size namazın rekatını, zekatın oradını söyleyenlerin sizi çağırdığı yer burası. Burası. Devam edelim. Devam edelim. Daha var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Bunlardan biri kadınlardır diyor. E oluyor. Sen eşini tatmin edeceksin. Eşini mutlu edeceksin. Resul demiş ki bana üç şey sevdirildi. Birisi kadınlar. Lafa bakın. Resul kadınları seviyormuş. Ya. Yani neresinden tutsanız cerahat akan bir beyin. Bir ruh hali. Bu adamların içi dışı cerahat. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Önce kara köpekle eşit tutacaksın. Cehennemin çoğu kadınlardan diyeceksin. Namazın önünden şöyle olursa böyle olursa işte aklı kısadır, şöyledir, odur, budur. Her lafı söyleyeceksin. Sonra da diyeceksin ki Resul dedi ki bana kadınlar sevdirildi. Ateist. Deist, agnostik üretme fabrikası bunlar. Bunlar bir imalat kurmuşlar. Deist ve ateist yetiştirmek için. Bakın. Kullandığı hadisi kullandığı yere bakın. Sevişme, gusül, oynaşma. Resul diyor ki bana kadınlar sevdirildi. Vay be. Vay be. Ondan sonra başka konuya gelince Taif'te taşlandı. Mağarada deliye Ömer ayağını tıkadı ya da Ebu Bekir. İşte sırtına işkembe kondu. Acılar çeken Resul. Hadise bakıyorsun. Bana kadınlar sevdirildi. Maşallah. Allah mübarek etsin. Siz de kadınları sevin. Bol bol sevin kadınları. Bir sıfırken bırakmayın. Çok güzel ya. Yani bu adam konuşmasa da ben söylesem kimse inanmaz. Elhamdülillah. Rabbime şükür. Konuşuyorlar. Siz de dinleyin. Kararınızı verin. Verin kararınızı. İşini mutlu etmeden işini bitirip malak gibi yatmayacaksın arkadaş. Evet, beni alakadar etmez. İlaç mı kullanıyorsun, ne kullanıyorsan kullan. Beni hiç alakadar etmez. Tedavisin oğlum. Ben Allah için konuşuyorum. O kadın hakkı var. Gerçekten hakkı var. İşini bitirip arkanı verip oh. Yapma kardeşim, yapma. Bizim millette meşhurdur zaten. Yapmayacaksın. Hanımınla oynuyorsun. Ne yapıyorsa beni alakadar etmez. O detay, fazla detaya girmiyorum yani. Anladınız siz yani. Fazla detaya girmiyormuş. Yani sigarayı üflemesine kadar gösterdi. Fazla detaya girmiyorum. Acaba daha fazla detay nasıl oluyor dostlar? Ne yapıyorsanız yapın. İşi uzatmalara mı götürüyorsun artık? Penaltılara mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Yani daha da beni konuşturmayın. Daha bu kadar detay yeter mi? Yeter hocam. Yeter. Gerçi futboldan da anlamıyor. Allah-u Alem. 1-0 öndesin diyor. Eğer 1-0 öndeysen tamam işte. 1-0 öndesin. Penaltılara götür, uzatmaya götür. Ne yapacaksın yani? Ama anlatmak istedi 1-1 olursa, 2-1 olursa demek istiyor herhalde. Hem 1-0 diyor, hem de diyor 1-0 iken diyor niye yatıyorsun diyor. E yenmiş işte, almış 3 puanı. Niye yatmasın? Dostlar, ben özür dilerim. Böyle bir konuyu ya da buna benzer konuları deşifre ettiğim için, gösterdiğim için hakikaten kusuruma bakmayın. Ama mecburum. Mecburum halen daha bu adamlardan din öğrenmeye çalışanlar var. Ve bu adamlar yüzünden Kur'an'dan uzaklaşan insanlar var. Nur gibi yüzü var. Ay parçası gibi yüzü var. Bir tutam sakalı var, alttan kesmiş. Sünnet-i seniyeye uygun. Sarığı da var. Takvası da var. Misvağı da var. 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 Her şey var. Bir de
O kontrolle ilgili bari bir iki şey söyleseydi de bari nüfus planlamasına da faydası olsaydı. Ama onlar da yasak tabii. Sorry, yasak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aklınıza korunmak gibi bir şey gelmesin. Burada nedir? Allah ne verdiyse, nereye kadar giderse. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.